Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu da şöyle kısacık sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bunu aşağı yukarı bir hafta oldu. Sizlerle beraber şöyle minicik küpe çiçeği yavrularını ekmiştim. Bir hafta oldu arkadaşlar. Şöyle üzerinde küçük küçük otlar var. Onlar topraktan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz doğal gübreli toprak kullanıyorum. Doğal gübreli toprağı köyden getiriyorum. Eğer küpe çiçeği yetiştirmek istiyorsanız şimdi tam zamanı ve bulabiliyorsanız da doğal gübreli toprak bulun. Bakın küçücük çiçeklerim, küçücük yapraklar, dallar tuttu arkadaşlar. Bunu bana videoda sormuşsunuz, diğer videomun altında yorumda. Ektiğiniz çiçek tuttu mu diye. Ben de sizlere böyle göstermek için, en azından tuttuğunu göstermek için böyle bir video hazırladım. İnşallah yakın bir zamanda birazcık daha boyları büyüyecek, serpilecek. Buracıktan böyle küçücük ortasından tomurcuklarının çıkıp ve çiçek açtığını da sizlerle paylaşacağım inşallah sevgili arkadaşlar. Bakın saksımız buydu. Videomu izleyenler bilir. Şöyle iki tane minicik küpe çiçeği ekmiştik. Şimdi sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bunu doğal gübreli toprak ile ektim. Biliyorsunuz dalından kopartıp yavru olarak ektim. Köksüz bir şekilde. Köklü de ekebilirsiniz. Sonrasında can suyunu verdik. Açık balkonumuza koyduk. Büyüyene kadar yaz boyunca hep burada olacak. Güneşi alması gerekiyor. Mesela şöyle. Açık balkonumuzda dursun arkadaşlar. Tüm küpe çiçekleriniz. Yarım gün güneş alırsa yarım günde gölgede kalsın. Bunu ben nasıl ayarlıyorum? Benim balkonum sabahtan gölge oluyor. Saat 3'e 4'e kadar bu gölgede duruyor. Fakat 3'ten sonra bu balkonuma güneş vuruyor. Fakat bunlar yine güneşin altında duruyor. Yani hem gölgede hem güneşte ikisinin arasında bir yerde durması gerekiyor. Güneşin de alınması gerek, gölgede de durması gerek. Sizlerin de küpe çiçekleriniz var ise mutlaka güneşte aldırın. Günde 2-3 saatte olsa güneşe ihtiyaçları vardır. Suyu severler. Haftada en az, şimdi sıcak yaz, en az 2 kere 3 kere su verin arkadaşlar. Doğal gübreli toprak bulamıyorsanız haftada bir kere çay verin. Açık balkonda olduğu için çay buna sinek yapmaz. Çayı da eksik etmeyin. Ben sizlere naçizane tavsiye ediyorum. Ama güzel bir tavsiye. Sizler de verdiğiniz zaman çiçeğinizin daha güzel geliştiğini göreceksiniz.